Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Erol Sorgulu. Bildiğiniz adımla Tostçu Erol. Size defalarca diyete girmiş bir olarak ve pis boğazımdan dolayı bırakmış olarak bir olarak sesleniyorum. Bugün 8 Temmuz 2020. Şu an itibariyle 105 kiloyum. 157 kilo olarak tüp mide ameliyatı olmama karar verdim. Tabi son bir haftada 3-4 kilo daha aldım bayağı yiyerek, bir daha yiyemeyeceğiz diye. Yaklaşık size şu an 4 aylık bir serüvenimi anlatacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi sizi 4 ay öncesine alıyorum. Emin Hoca ile tanışmam internette buldum. Birkaç dostum aracılığıyla yanına gittim. Kafamdaki bütün soruları sordum. Birazdan izleyeceksiniz. İşte bu ameliyatın riskleri, ameliyat sonrası beslenme düzeni, işte ameliyatın işte bir komplikasyon olur mu, ölüm gibi vesaire şu bu. Yani Emin Hoca'yı bayağı terlettim. Birazdan izleyeceksiniz. Aklıma takılan bütün soruları tabiri caizse hepsini sordum ve o konuşmadan yaklaşık bir 10 gün sonra ameliyat masasına yattım. 157 kilo olarak. Şu an gördüğünüz gibi 105 kiloyum. Şöyle bir şey vardı bende. Kursağım şura falan geliyordu. Yani şu an yani ben kendime diyorum oğlum Erol niye 2 sene önce olmadın? 3 sene önce olmadın? Özellikle çevremdeki bilinçsiz insanlar işte bu ameliyat olma, ölürsün vesaire şu bu. Ben hepsine bu süreçte kulak tıkayıp ameliyat olma serüvenime başladım. Dilerseniz buyurun Emin Hoca'ya sorduğum soruları birlikte izleyelim. Merhaba Emin Hocam. Merhaba, hoş geldin Erol Bey. Öncelikle bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz ayrıca. Başta soracağım şey, tüp mide mi, gastrit bypass mı? Şimdi tüp mide, gastrit bypass ayrımını ben şöyle yapayım sana. Genelde ben tüp mide bypass yaptığım hastaların ek metabolik hastalığı olan kişilere bypass öneriyorum. Hadi nedir onlar? Şeker hastalığı olanlar, tansiyon hastalığı olanlar, yüksek kolesterolleri olanlar. Bu tür hastalarda bypass yapıyorum. Öbür türlü yoksa genelde Türkiye'de de dünyada da en çok yapılan bir yöntem olan tüp mide ameliyatını öneriyoruz. Evet. Peki hocam tüp mideden sonra kilo alma durumları nasıl oluyor yani? Şimdi, özellikle ben biraz pis boğazım. Aynen Erol Bey, şunu anlatayım ben sana. Tüp mideden sonra kilo alma genelde bu hastalar %10-15 kadarsı bu ameliyattan sonra kilo alıyorlar. Nedeni evet. De bu. Bu ameliyat bir alışkanlık edindirme ameliyatıdır aynı zamanda. Bu alışkanlığı bir yıl süreç içerisinde edinemediğiniz takdirde ki bu uyumsuz hasta grupları bunlar. Onlar genelde bu kiloyu alıyorlar. Nedir bu alışkanlık edinme? İyi çiğnemeyi öğreniyorsunuz. Yavaş yemeyi öğreniyorsunuz. Yemek yerken katı ve sıvı ayrımı yapmayı öğreniyorsunuz. Bir de asitli gazlı içeceklerden uzak duruyorsunuz. Bu 4 aşamalı bir şeydir. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde genelde hiçbir hastamızda şimdiye kadar dikkat eden hastamızda kilo alımı olmadı. Peki hocam ölür müyüm? İnternette çok yani özellikle şöyle, şu anda caydırmaya falan hayır, çalışanlar da çok var. Bu medyatik bir ameliyattır. Nihayetinde bir hastalık için ameliyat olmuyorsunuz. Aslında obezite en büyük hastalıktır. Evet. Bunu bilen insanlar için bakarsanız ölüm riski bu ameliyatlarda binde 5 gibi yani binde 5 gibi çok 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 düşük bir orandır. Ama tabii ki medyatik olduğu için daha çok bu sosyal medyada en ufak bir hastada Türkiye'de yılda yaklaşık 25-30 bin tane bu ameliyattan yapılıyor. Türkiye'de. Tabii ki. Ben yaklaşık bu işi 7 yıldır yapıyorum. Çok şükür öyle bir şeyimiz yaşanmadı. Ölüm hiç olmadı. Tüp midede şöyle bir kesiyoruz biz bunu. Evet. Normalde bu zaten, midem. Aynen. Bizim özel kesip diken cihazlarımız vardır ameliyat sırasında kullandığımız. Ben hani bunu garanti olsun diye 3 sıra dikişin üzerine bir katta kendi elimle dikiyorum. Benim biraz vaktimi fazla alıyor ama olsun bazı şeyleri garanti yapmak. Şu kısmı alıyorsun değil mi? Bu kısım pembe kısmı çıkarıyoruz. İşte hormonunun tetikleyen hormonu salgılandığı yer burasıdır. Bundan sonra alındığı için hastada birçok bir açlık hissi oluşmuyor artık. İştah olayı tamamen kayboluyor. Evet. Ameliyattaki süreç ne kadar oluyor hocam? Yani mesela işte ameliyat kaç saat sürüyor? Şunu söyleyeyim. Ne kadar önce yatırıyorsunuz? Şöyle, ameliyattan bir iki gün önce biz tetkik aşama şeylerimiz vardı. Tetkiklerimiz hastamızı check-up'tan bayağı getirir gibi. Bayağı bir doktor görüyor. Tabii ki kan tahlilleri, ultrasonudur. Kendim endoskopisini yapıyorum. Hastamın midesine mutlaka kendim bakıyorum. Ondan sonraki süreçte
kardiyoloji doktoru, göğüs doktoru, dahiliye doktoru, anestezi doktoru mutlaka. Ameliyata hazır hale getiriyor. Ameliyata check-up gibi her şeyimizi hazırlıyoruz. Bir engel olmadığı takdirde ameliyattan bir gece önce hastamızı yatırıyoruz. Akşam bir takım ilaçlarımızı veriyoruz. Hastane ortamına uyum sağlamasını için bir gece önceden yatırıyoruz. Ertesi gün sabah herkes 8 gibi ameliyata alıyorum ben. Odandan, yatağından alınman ve geri yatağına gelişin takriben yaklaşık 2 saat kadar sürüyor ameliyat süreciyle hepsi birlikte. Ameliyattan sonra odana geldikten 3-4 saat sonra biz hemen seni kaldırıp yürütmeye başlıyoruz. Ertesi gün sabah bir kaçak testi yapıyoruz. Bu birkaç şekilde oluyor. Ben genelde mavi su içirerek yapıyorum bu kaçak testini. Evet. Ondan sonra hastaya sıvıyı o günlük, ertesi gün tüm gün boyunca sıvı içiriyoruz. Sudur, meyve suyudur. Yani berrak, ayrandır, süttür. Aynen. Bunları içiriyoruz. Midenin et suyu falan. Aynen. Bir uyum süreci. İlk gün yani mideyi, yeni bir mide yapıyoruz çünkü biz hastayı. O mideyi uyumlu hale getirmek için eve gittiğinde. Biz problem olmadığı takdirde ertesi gün sabah evine taburcu ediyoruz hastamızı. Peki o sıvılardan kastınız bu az önce bahsettiğiniz evre de mi ondan? Tabii ki. İlk 15 gün sürece hastamız berrak sıvı diyeti dönemi dediğimiz nedir işte? Su, meyve suyu, ayran, süt, şeker suyu. Doyabiliyor muyuz ondan? Yani. Tabii ki. O yani ilk belki bir hafta bir halsizlik olabiliyor ister istemez. Normaldir. Çünkü önceki gibi yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz. Et suyu, kemik suyu. Takviye protein tozu veriyoruz. Protein tozunu düzgün aldığınız takdirde vücut direnciniz düşmüyor genelde. Onu suya falan mı katıyoruz? Süte karıştırabiliyorsunuz, suya karıştırabiliyorsunuz. Ayrıca protein içeriği yüksek sütler de satılıyor marketlerde. Yoğurtlar, sütler vardır. Evet, kefir falan. Aynen, kefir, et suyu, kemik suyu mutlaka ilk 15 gün bu şekilde gidiyorsunuz. Hı. Ondan sonraki 15 günde de her şeyi püre tarzında getirip koyu kıvamlı çorba gibi düşünün. Anladım. İyice çataldan ezerek atıyorum patlıcanı iyice çataldan ezerek zaten çok bir ince bir mideniz kalacağı için iki kaşık da doluyor onun içi. Anladım. Hocam bu süreçte yani nasıl diyeyim yani zor bir süreç mi? Psikolojik destek falan vesaire özellikle aile bireyleri. Tabii yani şu var hani bu tamamen kişisel bir şeydir. Aynen. Psikolojik destek ihtiyaç olan hastalar da oluyor. Biz her türlü hani psikoloğumuz da var. Destek istendiği evet. zaman psikolog desteği de veriyoruz. Biz kendimiz de zaten her türlü hastamızın her an yanındayız. 7-24 derler ya hani onun hesabı hı. bizim telefonlarımız açıktır. Aynı zamanda bizim kendi hasta grubumuz içerisinde bir WhatsApp grubumuz vardır. Çok iyi. O grupta herkes tecrübelerini birbirleriyle paylaşıyor. Hı. Yani bana bile gerek kalmıyor çoğu takip zaman. Ediyorum. Facebook'tan falan yani grup var. Bana bile gerek kalmıyor. Hastalar birbirlerini motive ediyorlar. Bir şey sorununu anlat tabii cevap. Ki direkt herkese hemen anlatıyor. Daha önce başından geçenler. Benim ve yardımcım direkt zaten bu işleri hemen organize ediyoruz. O da her türlü şeye cevap veriyor. Ben de her türlü desteği veriyorum hastalarımıza. Gördüğünüz gibi izledik. Emin hocama bütün kafama takılan soruları sordum. Ondan iki gün sonra ameliyata, ondan iki gün sonra yaklaşık bu ameliyatı olmazdan önce 8 tane doktora görünüyoruz. Check-up yani nasıl diyeyim, saç telinden tırnak ucuna kadar her şeye bakıyoruz. Bu ameliyata uygun musun? Bu ameliyatta yani işte masada kalma ihtimalin var mı? Herhangi bir yüksek tansiyon hastalığın var mı? Şekerin var mı? Bunu her şeyi mide endoskopisine kadar hortumla atıyorlar. Midende bir şey var mı? Reflü vesaire. Yani bu görüntüleri de izleteceğim şimdi size. Bu görüntüleri özellikle ben biraz pimpirikli olduğum için daha detaylı istedim. Yani işte ameliyat sonrası bir komplikasyon olur mu? Özellikle benim Emin Hoca'yı seçme sebebim WhatsApp'tan bir şey yazıyorum anlık cevap veriyor. Yani her doktor böyle değildir. Buradan Emin Hocama da çok teşekkür ediyorum. Beni bu ameliyata yani belki kafamda yani 2-3 tane soru işareti varsa bile o soru işaretlerinin hepsini bitirdi yani. Erol dedi. Hani ben dedim işte direkt sordum kendine. Bu ameliyatı olursam ölür müyüm dedi. Dedi Erol yani bu ameliyatı olmazsan ben 160 deyin siz. Yani 170, 180 dedi bu ameliyat olmazsa zaten öleceksin. Niye? Bana şeker gelmişti. Yüksek tansiyon geliyordu yavaş yavaş. Kalp işte yani ben dedim şu an 36 yaşındayım.
Dedim Erol, 40 yaşına kadar bu ameliyatı olup bu kiloyu vermezsen ya dedim kilodan öleceksin ya da diğer işte tansiyon, kalp, şeker vesaire bu hastalıklardan dolayı öleceksin. Dilerseniz ameliyattan önceki son yani bütün doktorlara göründüğüm videoları buyurun birlikte izleyelim. Tutmuyoruz kolları. Şimdi tutabilirsiniz yanlarda. İnebilirsiniz. Şimdi burnunuzu kapatıyorum. Cihazı elinize alıyorsunuz. İki dişinizin arasına alın başta. Dudaklar kapalı bir şekilde. Çekip üflüyorsunuz. Çok düştü. Çekin. Çekin. Çok güçlü. Çekin. Daha keskin. Çekin. Tamam. Biraz başınız dönebilir onlar. Şimdi sizi karşıya alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yazın. Açalım ağzınızı. Sadece açın. Diğerine bakalım. Yakın çekin ama. Bastırın lütfen. Bastırın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Cihazı sarılalım. Çeneyi yerleştirin buraya. İçinde yoruluncaya kadar. Yorulunca bırak, tekrar yap. Bismillahirrahmanirrahim. Selma'cığım güzel. İyi uykular Erol. Nefes al bakayım. Nefes al. Gördüğünüz gibi bütün çok şükür bir komplikasyon veya ameliyat olmama engel bir durum çıkmadı. Şu an Emin Hocam'la birlikte son raporları inceleyip bir gün sonra ameliyata yatacağım. Buyurun o videoları izleyelim. Evet, Erol Bey'in hemen hemen bütün tetkiklerini tamamladık. Kalınca bir dosya hazırladık. Bütün branş hekimleri hepsi hastamızı gördü. Herhangi bir sorun yok, bir engel yok. Ameliyata bir engel durumu yok. İnşallah ameliyatını da planladığımız gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Kontroller yapılırken 3 gün önce minel endoskopisi yapıldı. Ben onun böyle onda da narkoz veriliyorlar hafif. Onda böyle biraz yemek rüyaları gördüm. Ona da Gökhan sağ olsun videoya çekmiş. Biraz güleceğiniz bir video. Dilerseniz o videoları da izleyelim. Buyurun. Vallahi bütün kemiklerim bulunmuş gibi. Böyle sanki sabahın 6'da kalkmışım da bir yarım saat daha uyuyayım. Bari 8'den önce Ciğerci Haydar'a gidelim. Yoksa kalmaz sipariş verelim. Ya da Beyrancı Mustafa'ya gidelim. Kasap Halil Usta'nın Beyran sözü var. Bugün akşam Kasap Halil Usta'ya gideceğiz. Al biberli tava yapıcı bize. Al biberli tava ölmeden yiyin. Kahve cep odayı. Bir, iki. Karadilim baklava. Yine o da güzel. Atom toz. Atom. Şey. Bütün tüm ekipçilerimize selamlar. Evet arkadaşlar. Beklenen an geldi. 12 Mart 2020 gününde
Sabahleyin 8'de ameliyat olmaya karar verdik. Bununla ilgili de birkaç detay vereyim size. Ameliyattan bir gün önce akşam 9'da hastaneye yattım. Bu bir gün önce yatma sebebim midede hiçbir şey koymuyorlar. Saat 10'dan sonra hiçbir şey yiyemiyorsun. Musil veriyorlar midede hiçbir şey kalmasın diye. Ben sabahleyin 8'de olacağım için ameliyatı biraz böyle 4-5 gibi bir serum yaptılar. O serumu da kullandım. Toplam ameliyat 3 saat falan sürüyor. 3-3,5 saat. Birazdan izleyeceksiniz. Ben 8'de girdim. 11'de falan odadaydım. İşte Emin Hoca'yla şakalaştık falan. İşte ameliyat masasına girdim. Dedi 10'dan 0'a kadar sayın. Ben 8'e kadar sayabildim. Bu ameliyatın en güzel yanı narkoz aldığın için yani o ameliyat odasına girdiğini hatırlıyorsun. Ondan sonra ameliyat masasında gözünü açıyorsun. Kesinlikle bu ameliyat olacak arkadaşlara tavsiyemdir. Korkacak hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir yanınız yok. Yalnızca ameliyattan bir gün sonra vücutta gaz yapıyor. Biraz şişirip yapıyorlar. Laparoskopi kapalı ameliyat bu sonuçta. Ameliyattan sonra bir iki saat sonra kendine geldikten sonra seni yürütüyorlar. Vücutta bir şey olmadığı haliyle gaz yap diyorlar. Vücutta bir şey olmadığı için o gazı yaparken hafif acı. Yani ben şöyle diyeyim. Yani ilk gün acı çektim başka bir acı çekmedim. O da yani böyle hani gaz yapma acısı diyelim. Çünkü vücutta bir şey olmadığı için geğinemiyorsun veya gaz çıkartamıyorsun. Ondan dolayı ilk gün bir acı çektim ama ondan sonra çok rahatladım. Yani hani bir tabir var ya, insan kilo verdikçe mutlu oluyor. Ben de yani eksilerimi görünce, yani şu an 50 kilo vermiş oldum. Yani acayip derecede mutluyum. Günden güne eridiğimi görünce de çok mutlu oluyorum. Yani keşke diyorum Erol daha önce de yaptırsaydın. Buradan ameliyat olacak. Yani ameliyat olmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, hiç durmayın yani. Eğer maddi gücünüz yoksa, vücut kitle endeksiniz 41 ise onun üstündeki hastaları devlet hastanesi de yapıyor. Yani özelin avantajı şu şekilde. Yani mesela bugün gidiyorsun, yarın oluyorsun. Çok devlet hastanesinde de bir hafta 10 gün veya 15 gün sıra bekliyorsun. Ben bu pandemi dönemi artık bana iyi mi geldi, kötü mü geldi? Ben ameliyat oldum, ertesi gün korona patladı. Yaklaşık 75 gün evde kaldım. Yani daha hızlı kilo vermeme etkili oldu mu derseniz oldu. Çünkü normalde bunun bir hafta sonra, yani sen dedi işte ben cuma günü oldum, ertesi pazartesi işe başlayabilirsin dedi Emin Hoca. Bir 10 gün yatacaktım evde. Bu koronadan dolayı biraz fazla yattık. Biraz daha daha hızlı kilo vermeme mutlaka yardımcı oldu. Günlük mutlaka 1 veya 1,5 saat yürüyüş yapmaya çalışıyorum hızlı kilo için. Onun dışında şu an sizi ameliyat görüntülerimle baş başa bırakıyorum. Evet. Artık daha zayıf bir yerim. Yeni bir hayat, yeni bir yerim. Yeni bir hayat, yeni bir yerim. Ekip hazır. Aynen. Şöyle tam birazcık şöyle ortaya geldi. Çok güzel. Rahat rahat nefes alır. Selamlar, sevgiler. Şimdi rüya görmeye başlıyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar, ameliyat sonrası ilk kontrolüme gideceğim. Evet, Erol Bey yaklaşık 45 gün kadar önce obezite ameliyatı yaptığımız hastamız geldi. Yani bu koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir ancak online olarak onunla sürekli görüşme şansımız oldu. Yüz yüze görüşme şansımız olmadı. Yaklaşık bu süreçte Erol Bey 151 kilo civarlarındaydı. Şu anda 130 kilo, 20-21 kilo civarında bir kilo kaybımız olmuş. Gayet iyi, sağlıklı bir şekilde kilosunu vermiş. Rutin kontrollerimizi yapacağız bugün. Kan değerlerini kontrol edeceğiz. Tabii ki diyetisyenimiz de tekrar bir görüşecek. Beslenmesini, diyetini tekrar ayarlamamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla gayet iyi görünüyor. Evet, iyi. Moral motivasyonu çok iyi.
21 kilo iyi değil mi hocam? Çok iyi. Hani 45 günde gayet iyi. Zaten şey değerleri nasıl hocam? Ne kadar ödemden gitmiş, ne kadar yağdan? Yaklaşık 10-11 kilosu bunun yağdan gitmiş. 8 kilo ödem sıvısı kaybı var. Bu da hemen hemen zaten ona denk geliyor. Çok bir kas kaybımız olmamış gördüğüm kadarıyla. Hı. Çünkü yeteri kadar proteinini almış herhalde. Gayet iyi. Süreç bundan sonra daha da güzel olacak. Çünkü olayın zor kısmı ilk bir ayıydı genelde bu ameliyatta. Bayağı zor geçti. Evet. Tabii ki evde koronavirüsle de oturmak da onu biraz sıkmış. Aynen, moral motivasyonunu etkilemiş ama yine de çok iyi bir durumda. İnşallah şu bayram sürecinde de dikkat eder. Bayramdan sonra hem işine gücüne bakmaya çalışacaktır. İnşallah hem de, biz de öyle hareketli bir hayata dönecektir. O zaman daha da bir kilo vermesi daha da bir fazla olabilir. İnşallah 5-6 ay gibi bir süreç içerisinde de Erol Bey'in istediği kiloya geleceğini de tahmin edebiliyorum ben. İnşallah ben de öyle hedefliyorum. Evet, hedefimiz o. Bu ameliyatı olduğunda pişman mısın veyahut da memnun musun, iyi ki oldun mu diyor musun? Yok hocam, yani bu koronavirüsünden dolayı da tam zamanında olduk. Kesinlikle. Gibi hatırlıyorum. Eğer ben çok iyi evdeyiz, 40 gündür falan çıkamıyoruz, iş yerimiz de kapalı. Yani ameliyat olmasaydım herhalde bir 15-20 kilo daha alırdım. Alacaktın. Yani. Ama siz de şu an sanırım ameliyatları durdurmuştunuz geçen haftalarda. Bir aydır biz yapmıyorduk. Evet, ben tam zamanında oldum aynen, galiba. Bir ay yapmadık. Sen son ameliyat tam ben oldum, koronavirüsü patlatırdı. Ameliyatın temel amacı o. Yaşam tarzı bu değiştirmek. Bu süreçte ona çok katkısı olduğuna inanıyorum ben. Evet, evet. Yani inşallah. Kontrollerimiz devam edecek. İnşallah bayramdan sonra tekrar bir daha bir kontrollerimiz aynen olacak. İnşallah. Artık her şey de yavaş yavaş rayına girmiş olacak. Bizi neler bekliyor? Bugün evet. 28 Nisan 2020. Evet arkadaşlar, 4 aylık süreçte yaklaşık 50 kilo verdim. Şu an 105 kiloyum. Benim bu ameliyatı olurken ilk hedefim 100 kiloydu. 55 kilo, 60 kilo vermeyi planlıyorum. Daha sonra da benim hedefim 80 kiloydu. İnşallah hedefime ulaşırım. Benim de size tavsiye olarak bu ameliyatı olmak isteyen arkadaşlar mutlaka bu ameliyat sonuçta bıçak altına yatıyorsun tabiri caizse. Hani araştırın ama korkmadan araştır. Yani öyle bir hoca bulun ki benimki gibi Gaziantep'te, onlara Emin Hoca'yı tavsiye edebilirim. Şehir dışından da hastalar var. Yani doktorla abi kardeş gibi olduk yani. Yani en ufak bir şey soruyorsun hemen adam anında cevap veriyor sağ olsun. Yani bu süreçte ameliyat sürecinde özellikle ben işte olmadan önce eşimle dedi işte bu ameliyatı olamazsın, ölürsün, işte sen tutamazsın mideni vesaire şu bu. Asla öyle bir şey yok arkadaşlar. Tüp mide ameliyatı yani mideni aldırdıktan sonra zaten yani yiyemiyorsun, yani şu kadar midem var benim şimdi. Yani şu kadar tam Emin Hoca 100-150 gram falan dedi işte. İşte o kısım kesildikten sonra ora tüp kısmı aldıktan sonra ameliyat da ismini buradan alıyor zaten, tüp mide. Yani dediğim gibi videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Eğer bir görüşünüz varsa videoya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şu an sizi 105 kilodan selamlıyorum. İnşallah bu videonun ikinci kısmını da çekeceğiz. İnşallah onda da ideal kiloma kavuşup birlikte çekeriz, seviniriz. Görüşmek üzere, kendinize bakın, hoşça kalın, selamlar, sizleri seviyorum.